İyi akşamlar. 16 Haziran Cuma Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün son derece önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Ayrıntılar neler? Hemen ona bakalım. İstanbul'un tarihi camilerinden biri olan Vaniköy Camii restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde dediğim gibi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. 2,5 yıl aradan sonra hamdolsun restorasyonu başarılı bir şekilde geçti, bitirildi ve bugüne kavuştuk. Koridorayı dualar yapıldı. Bu temenniyle kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Boğaz'ın incisi Vaniköy Camii yeniden ibadete açıldı. Boğaz'ın incileri arasında yer alan 358 yıllık Vaniköy Camii maalesef 2,5 yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. 2020 yılı Kasım ayında çıkan yangında büyük hasar gören Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden cemaate kapılarını açtı. Sadece Üsküdar'ın değil İstanbul'un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii yangından yıkılana kadar tam 3,5 asır boyunca bu bölgenin adeta kalbi konumundaydı. 18. yüzyıldan itibaren padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbul'umuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a olan sevgimizi eser ve hizmetlerimizle gösteriyoruz dedi. Bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyor. İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. 2024'teki yerel seçimleri hatırlattı. Hedefinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Bizden önce 10 yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğundu. Cuma namazını Vaniköy Camii'nde kıldıktan sonra Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye yüzyılının inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere de müjde verdi. Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen Yılmaz, asgari ücretten kur korumalı mevduat uygulamasına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı. Asgari ücretle ilgili görüşmeler başlamış durumda. Asgari ücrette satın alma gücünü korumaya dönük yine enflasyonu ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Asgari ücrette hesaplama yapıldı mı sorusuna işte bu sözlerle yanıt verdi. 500 dolar gibi rakam söyleniyor ama hesaplama yapıldı mı? Dolar dediğimiz şey bir defa yerinde durmuyor ki. Yani her gün farklılaşıyor bu değerler. Bugün 500 dersiniz, yarın başka bir şey olur, sonra değişir. Dolayısıyla biz TL konuşuyoruz.
konuşmak durumundayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomide yeni döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Endişeye hiçbir şekilde mahal yok. Ama bu kurun gündelik olarak hareket etmeyeceği anlamına elbette gelmez. Belli marjlar dahilinde artabilir, eksilebilir. Reel kurda ben çok önemli bir hareketlilik göreceğimizi düşünmüyorum. Enflasyonla topyekün bir mücadele sürdüreceğiz dedi. Şimdi enflasyonla mücadele zamanı ve topyekün bir mücadele. Değişik boyutlarıyla, unsurlarıyla enflasyonla mücadele edeceğiz. İnsanlar bazen bu işin işte fiyatı artacak diye tüketici de yapabiliyor bunu, üretici de yapabiliyor bunu. İşte yarın daha fazla olacak diye bu psikolojiyi, bu beklentileri kırmamız gerekiyor. Aşama aşama daha olumlu bir noktaya geleceğiz. Yılmaz, kur korumalı mevduat uygulamasının aşamalı bir şekilde terk edilmesinin planlandığını da duyurdu. Ani bir şekilde kur korumalı mevduattan çıkış olmalı mı? Olmamalı. Burada da yine tedrici bir şekilde geçiş olmalı. Aksi takdirde finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabilirsiniz. Hemen bitirme yönünde Yıl sonunda da bitmeyebilir. Tabii bitmeyebilir. Ani bir şekilde duruş bu tür politikalarda doğru değil. Ve emekli maaşları. Yılmaz, maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekliler için kademeli bir artış planladıklarını da belirtti. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacaktır bu meseleye. Zaten 7500 olan maaşı olanlar bu artıştan hiç faydalanamadılar. Bu sorunu çözmeye dönük alternatifler üzerinde teknik olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kurban Bayramı'na sayılı günler var. Bayram müjdeleri de birbiri ardına geldi. Kamu işçilerinin yıllık ikramiyelerinin birinci kısmı bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri de bayram önce ödenecek. Bu arada 9 günlük bayram tatili boyunca karayolları sorumluluğundaki köprü ve otoyolların da ücretsiz olacağı duyuruldu. Toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Kurban Bayramı öncesi kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk ödemesi bayram öncesinde yapılacak. Kamu işçilerine yönelik %45'lik zam artışının ardından işçilere ödenen yanaklarda da önemli değişiklikler oldu. Bunlardan biri de işçilerin 52 günlük çıplak ücretlerinin her yıl ikramiye olarak verilmesiydi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı bayramdan önce ödenecek. İkramiyelerine bayram öncesi kavuşan kamu işçilerine ikinci ödeme de 18 Aralık'ta yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin de 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda tam 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar TL yatırılacağı bildirildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bayram ziyareti için yola çıkacaklara da bir müjde geldi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre yapışlı devlet projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollarla köprüler bayram tatili boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayıp 3 Temmuz pazartesi saat 7'ye kadar sürecek. Yine siyasette devam edelim. CHP'de değişim çağrıları devam ederken istifa çağrılarını kulaklarını tıkayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi. Ana muhalefet lideri seçim döneminde açıklamaları ve yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen danışmanlarının görevine son verdi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile yaptığı görüşmeden dikkat çeken detaylar da kamuoyuna yansıdı. Bir değişim yapacaktık. Ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık. Yani açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Cumhuriyet Halk Partisi ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hareketleri, hamleleri yapmak zorundadır. Değişim rüzgarlarının estiği CHP'de bu kez danışman depremi yaşandı. Tüm genel başkan danışmanı ve baş danışmanlarının görevlerine son verildi. Muhalefete bakıyorum, bayrak kaldıran danışmanlar var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 4 Haziran'dan önce atadığı, aralarında Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak ve Deniz Demir'in de bulunduğu 80'den fazla danışmanla yollarını ayırdı. Bu hamle Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için her yolu deniyor yorumlarını da beraberinde getirdi. Ünal Çeviköz, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye cihatçıları Azerbaycan'a taşıyor iddiasında bulunmuş, o skandal sözler büyük tepki çekmişti.
Tuncay Özkan ise medyadan sorumlu genel başkan başdanışmanıydı. Özkan 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada yenilginin sebebi olarak gösteriliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığa getirdiği ABD'li Jeremy Rifkin de görevine son verilen danışmanlar arasında yer alıyor. Amerikalı danışmanın Kılıçdaroğlu'na yaptığı sunumlar için günlük ortalama 20 bin dolar ücret aldığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Merkezi'nde verdiği bir söyleşide Türk bayraklarını kaldırdığı için büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi de görevinden alındı. Yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya. Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık için mücadele etmekte kararlı görünen Ekrem İmamoğlu'nun Ahlatlıbel sosyal tesislerinde bir araya geldiği görüşmenin yankıları da sürüyor. Benim Sayın Genel Başkanımızla konuşmam kadar, buluşmam kadar doğal bir şey yok. Ankara'daki görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na genel başkan olmak istiyor musunuz diye sordu. İmamoğlu'nun da ben göreve hazırım yanıtını verdiği iddia edildi. Çarşamba günü yaptığımız buluşmada elbette ki yine benim kendilerine bir takım hatırlatmalarım, önerilerim ve doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik. Ekrem İmamoğlu bugün bir kez daha kameraların karşısındaydı. Görüşmede değişim talebini yinelediğini söyledi. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin değiştirilmesiyle danışmanların görevlerine son verilmesinin yeterli olmadığını da öne sürdü. Bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi, süreçleri kendisiyle paylaştım. Aslına bakarsanız bugün siyaset gündemine Abdülatif Şener'in açıklamaları damga vurdu. Geçen dönem CHP'de milletvekilliği yapan, bu dönemse liste dışı kalan Abdülatif Şener, Halk TV'nin canlı yayınında çarpıcı itiraflarda bulundu. Şener önce partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sonra da iki turda Millet İttifakı adayına oy vermediğini itiraf etti. Şener'in bu açıklamalarının ardından yayına telefonla bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edecek misiniz yoksa istifa etmeyi hiç düşünüyor musunuz? Ben istifa ettim zaten. Ne zaman istifa ettiniz? Oluyor. 14 Mayıs sonuçlarından sonra. Seçim yenilgisi sonrası CHP'de sular durulmak bilmiyor. Geçen dönem CHP'den milletvekili seçilen, bu dönemse liste dışı kalan Abdülatif Şener, önce partiden istifa ettiğini, sonra da seçimlerde partisine oy vermediğini söyledi. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgiler sonrası muhalefet partilerinde ipler gerildi. CHP'de istifalar peş peşe geldi. Ve bu seriye bir yenisi daha eklendi. CHP'nin 27. dönem Konya Milletvekili Abdülatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bir CHP'li olarak artık kaybetmeye alıştığını dile getiren Şener, CHP'de kalacak mısınız sorusuna herkesi şaşırtan bir yanıt verdi. Peki ben şunu açık olarak, net olarak soracağım. Çok özür dilerim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edecek misiniz yoksa istifa etmeyi hiç düşünüyor musunuz? Ben istifa ettim zaten. Ne zaman istifa ettiniz? Oluyor. 14 Mayıs sonuçlarından sonra. 14 Mayıs sonuçlarından sonra istifa ettiniz. Şener'in itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Her iki seçimde de CHP'ye oy vermediğini söyledi. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. Ha? İkinci turda ise geçersiz oy attım. Siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken, yani CHP'liyken nasıl Sinan Ogan'a oy verdiniz? Siz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken partinizin genel başkanı olabilir mi? Milletvekili değilim. O tarihte milletvekilliğim düşüyor zaten. Şener'in bu çarpıcı açıklamalarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan canlı yayına telefonla bağlandı. İkili arasında ipler oldukça gerildi. İşte ben Sayın Kılıçdaroğlu'na niye muhalifim? İşte sen de Abdülaziz Şener'in bu söyledikleri yüzünden muhalifsin. Parti emeği yok, tarla reisi yok, parmağında söz olacak. Bak, benim emeğim seninkinden fazladır Tanju. Şener'in itirafları sonrası oldukça öfkelenen Tanju Özcan, restini çekerek bağlantıyı sona erdirdi. Siz az önce her türlü itirafta bulundunuz. Ben CHP'den aday olsaydım CHP'ye oy verecektim demeye getirdiniz. Ama CHP'den aday olamadığım için başka bir yere oy verdim dediniz. İşte sizin gibiler için biz deriz ki parti varsa ben varım, parti yoksa ben yokum.
İşte o anlayıştan geliyorsunuz. Niçin Sayın geçiyor? Kılıçdaroğlu yıllarca ben bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi madem bıyıklara güvenerek siyaset yapmaya çalıştım için eleştirdim. Size verilecek çok fazla bir cevabım yok çünkü değmezsiniz. Seçim sürecinde AK Parti seçmeni hakaret eden Melek Mosso Takma adlı şarkıcı Melek Davarcı'nın Tekirdağ Süleymanpaşa'da verdiği konser belediye başkanını görevinden etti. AK Partili seçmenlerin Mosso'ya tepkilerinin arkası kesilmeyince Başkan Cüneyt Yüksel görevinden istifa etti. Keklik gibi. Melek Mosso konseriyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti. Hayatım kaymış, hangi yönde oldu bilinmez. Seçim sürecince yaptığı açıklamalarla AK Parti seçmenini hedef alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, tüm tepkilere rağmen Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konsere davet edildi. İnsanlar aşkı küsmüş. Burada sahne alan Mosso, konser öncesi ödül törenindeki tepki çeken konuşmasından dolayı herkesten özür dileyip Cumhurbaşkanı'ndan helallik istedi. Ardından Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'le birlikte şarkı söyledi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım. Ve bunun için çok çok üzgünüm. İncinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Bu konser AK Partili seçmenlerin büyük tepkisini çekti. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği vurgusunu göz önünde bulundurarak konseri iptal etmenin toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık açıklamasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Bir başkadır benim memleketim. Ama bu savunma tepkileri durduramadı. Sadece Süleymanpaşa'ya değil, tüm Türkiye'deki AK Partili belediyelere kendilerine olumsuz tavır takınan sanatçılara görev vermeme çağrısı yapan seçmenlerin öfkesi dinmeyince, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevinden istifa etti. Onun yerine ise yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi. AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Ramazan ayında kendisinden alışveriş kartı talep eden muhtarlara olumsuz yanıt verince sokak ortasında saldırıya uğradı. Günay'ın öldüresiye dövüldüğü olay sonrası aralarında muhtarların da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İlk kez hakim önüne çıkarılan o isimler suçlamaları reddetti. Yardım kartı alacaksın, yoksul insanlara dağıtacaksın. Bunun için bir partinin il başkanını tehdit edeceksin. Öyle bir şey yok. Ramazan yardımı için istedikleri kadar alışveriş kartı alamayan muhtarlar AK Parti il başkanını böyle darp etti. Olayın ardından tutuklanan 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Akıl almaz olay 29 Mart tarihinde Çorum'da yaşandı. İddiaya göre Eskice Köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü muhtarı Saffet Erdemli, Ova Karapınar Köyü muhtarı Zeki Oral'la Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, Ramazan yardım olarak dağıtılacak alışveriş kartları için AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın kapısını çaldı. Makamında görüştükleri Günay'dan 200 adet 500 liralık alışveriş kartı istediler. Ancak Başkan Günay istedikleri sayıda kart veremeyeceğini belirterek ihtiyaç sahiplerini kendisine yönlendirmeleri halinde hepsine yardım edeceğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen muhtarlar il başkanı oldun, erkeklendin diyerek ayrıldılar. Ancak öfkeleri dinmemişti. İl başkanı Murat Günay'a kumpas kurdular ve onu savunmasız bir anında yakalayıp sokak ortasında böyle darp ettiler. Günay karakola gidip şikayetçi olunca gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İlk kez hakim önüne çıktıklarında suçlamaları reddedip tahliyelerini istediler. İl Başkanı Murat Günay ise olay anını anlatarak şikayetinden vazgeçmedi. Valiliğin arasında merdivenlerden inerken bir araba önümü kesti. Ünal Bey bana direkt saldırdı. Konuşma olmadı. Zeki Bey de vurdu. Hepsi giderken küfretti. İbrahim Hoşgör hiçbir şey demedi. Fatih Yılmaz da kamerayı kapattırdı. Partiye git, kartları al gel, verseydim bunlar başına gelmeyecekti dediler. Ben de fakir fukaranın hakkını yedirmem dedim. Şikayetçiyim. Tanıkların dinlenmesi sonrası mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran Perşembe gününe erteledi.
söyledi. Arkadaşlar şöyle bir yağma suç olur mu? Robin Hood mu bizim muhtarlar? Yardımı da nasıl yapacak? Kartları alacak, verdikleri yoksullardan TC numaralarını alacak, telefonlarını alacak ve partiye ulaştıracak. Siz düşünebiliyor musunuz böyle bir şey için yağma yapılır mı? Yani yardım kartı alacaksın, yoksul insanlara dağıtacaksın. Bunun için bir partinin il başkanını tehdit edeceksin. Öyle bir şey yok. Kamuoyunda Cezene Burak olarak tanınan zincir restoran işletmecisi ve internet fenomeni, eğer sosyal medya ile alakanız varsa mutlaka biliyorsunuzdur ismini. Cezene Burak olarak biliyorsunuzdur. Burak Özdemir, işte Burak Özdemir'in annesi Didem Bozburak'a hapis cezası verildi. Cezene Burak'ın doktor olan üvey babasıyla birlikte hastalardan rüşvet almakla suçlanan annesi Didem Bozburak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Restoran zincirinin sahibi ve internet fenomeni Cezene Burak'ın annesiyle üvey babasının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme kanserli hastalardan para aldıkları öne sürülen ikiliye hapis cezası verdi. Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde genel cerrah olan Doktor Metin Keskin, bilgisi dışında adına ameliyat parası olarak 8500 lira para alındığını duyar duymaz savcılığa giderek şikayetçi oldu. Olayın peşine düşen polis, mide kanseri teşhisiyle hastaneye yatan bir hastanın ameliyatını erkene çekmek için yakınlarından para aldığı belirlenen Yasin Şimşek'i gözaltına aldı. Şimşek, emniyetteki ifadesinde talimatı Doktor Masar Alp Bozburak ve kendini Seher olarak tanıtan eşi Didem Bozburak'ın verdiğini öne sürdü. Didem Bozburak ise ünlü fenomen Cezene Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesiydi. Gözaltına alınan Profesör Bozburak ve eşi suçlamaları reddetti. Rüşvet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Bir ay tutuklu kalan Bozburak çifti ve Yasin Şimşek tahliye edildikten sonra da yargılanmaları devam etti. Bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklara son sözlerini soran mahkeme heyeti ardından kararını açıkladı. Sanık Mehmet Alp Bozburak'a zincirleme irtikap suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, Didem Bozburak ve Yasin Şimşek'e ise 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezası verildi. Sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı. Şimdi bir çift düşünün. Otomobille böyle şehirler arası yolda gidiyorlar. Direksiyonda kadın var. Sonra ne olduysa bir anda kavgaya tutuşuyorlar. Kadın o kadar sinirleniyor ki direksiyonu bile bırakıyor. Bak o kadar sinirleniyor. Adam bir hamle yapıp direksiyonu tutmak isteyince de kadın elini ısırıyor. Hep söylerim, kadınların öfkesinden korkacaksınız. Çaresiz kalan kocası hızla el frenini çekince araba savrulup yoldan çıkıyor ve şarampole uçuyor. Şimdi bu anlattıklarım bir film sahnesi değil. Valla hepsi gerçek. Nerede yaşandı bu olay? Alanya'da. Evli çiftin seyir halindeyken kavgaya tutuşması az daha faciayla bitecekti. Çiftin otomobili yoldan çıkınca ölümden döndüler ama kavgaları yine de bitmedi. Bu kaza görüntüleri Alanya'da kaydedildi. Otomobilin içinde evli bir çift vardı. Arkadaşlarından emanet aldıkları otomobille Konya'dan Antalya'daki evlerine dönüyorlardı. Ailevi mevzulardan yol boyunca tartıştılar. Direksiyon başında kadın vardı. İddiaya göre kocasına sinirlenen kadın sürücü direksiyonunu bıraktı. Panikleyen kocası ani bir refleksle direksiyona yapıştı. Karısı direksiyonu bırakması için elini ısırınca bu kez de el frenini çekti. Neyse ki bu kazadan evli çift burnu bile kanamadan kurtuldu. Ama araçtan çıktıktan sonra da bitmeyen tartışmaları yolun ortasına taştı. Polisin yanında da tartışmaya devam eden çift, görüntü çeken habercilere de kızdı. Çekmez misin? Allah Allah, bağır! Bağır! Lan oğlum, kapat şu telefonu! Atlattıkları büyük badireye rağmen kavgadan vazgeçmeyen çift, aracın şarampolden kurtulmasından sonra yollarına yine birlikte devam etti. Mustafa Sandal, herhalde tanımayanınız yoktur. İşte Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp. Ölümden döndü. Öyle böyle değil. Gerçekten ölümden döndü. Böyle
Muğla'daydı Melis Sütçürüp ve Muğla'nın güzelliklerini havadan görmek istedi. Ve Sayrakopter'e bindi. Bilmiyorum biliyor musunuz Sayrakopter'i? Hani şöyle söyleyeyim. Helikopterin daha ilkeli, daha ufak, daha ilkel. Ve o Sayrakopter motor arızası nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ve Melis Sütçürüp ve pilotu yaralandı. Hani deyim yerindeyse ölümden döndü. Bırak da bir sarsın, yanarsa yansın, tüm alevler bu aşktan utansın. Sen gel bana, gel bana. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşinin bulunduğu Gyrocopter Muğla'da düştü. Melis Sütçürüp ölümden döndü. Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütçürüp'la bir yıl önce nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan çiftten kötü haber geldi. Hiçbir tesir altında kalmadan ardından koştum kocunmadan attım var. Senler kavuşmadan ölme, ölme. Paris'ten sonra Muğla'ya tatile giden Melis Sütçürüp, akşam saatlerinde Akyaka'dan pilot Sinan Yılmaz'ın kullandığı Gyrocopter'e bindi. Eşsiz güzellikteki Akyaka'yı kuş bakışı izleyen Sütçürüp'un bu eğlencesi çok kısa sürdü. Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkiine geldiklerinde Gyrocopter'in motoru arızalandı. Tarlaya kontrollü bir şekilde inmek için çabalayan pilot Yılmaz, kontrolü kaybedince ölümden döndüler. Ağaçlara çarparak durabilen Gyrocopter paramparça oldu. Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Burada yığınla dönen Gyrocopter'den çıkarılan Melis Sütçürüp ve pilot Sinan Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Eşinin talihsiz bir kazada yaralandığını duyan şarkıcı Mustafa Sandal, hastaneye gelip doktorlardan bilgi aldı. Sol elinde kırık olan Melis Sütçürüp ve kazayı küçük sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ederken Melis Sütçürüp sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı. Ve bir hırsızlık olayı, üstelik hırsız bir de pişkin. Neden pişkin olduğunu haberi izleyince anlayacaksınız. Fatih'teki döviz bürosu kuryesi ve suç ortağı kuyumcudan bir 700 bin euro teslim aldılar. 700 bin euro. Ve ondan sonra da kaçtılar. Gittiler. Ben böyle yapınca böyle kameraman arkadaşlar da güldü ama 700 bin euroyu alır almaz toz oldular. Ve ilk iş olarak da kendisine bir tane motosiklet aldı o döviz bürosunun kuryesi. Ve daha sonra da ne yaptı biliyor musunuz o kurye? Eşini patronuna yollayıp kendisinden şikayetçi olmamasını istedi. Bünyem kabul etmiyor. 15 yıllık bir elemanımın bu şekilde bir hareket içinde karşıma çıkması. 700 bin euro çaldılar. Nakit olarak kaçırdılar. 15 yıllık çalışanından hayatının kazığını yedi. Çok güvendiği döviz kuryesi ve işbirlikçisi müşteriden aldıkları 700 bin euro ile kayıplara karıştı. Kapalı çarşıda döviz büromuz var. Döviz bürosunda çalışan iki tane çalışanım kuyumcu müşterimizden parayı teslim alıp bankaya gitmelerini talimatını verdim. Fatih'teki döviz bürosunda çalışan iki kuryenin teslim alacakları paranın miktarı tam 700 bin euroydu. Dudak uçuklatan rakamı duyunca ikisinde de sadakat kalmadı. Hemen o parayı nasıl çalacaklarını planlamaya başladılar. Günlerce akşamları beraber oturup bu konu üzerine çalışmışlar. Özel tasarlanıp yapılmış bir şey yani. Büyük gün geldiğinde ise her şey tamamdı. 15 yıllık çalışanı Burak ve 2 yıllık çalışan Ahmet kuyumcudan aldıkları deste deste dövizi çantaya doldurup çıktı. Bankaya gittiklerini, bankanın nakit istemediğini, başka bankaya gideceklerini
geleceklerini söylediler. Ben de ofise gelmelerini söyledim. Döviz bürosu sahibi Ahmet Özaslan kuryeler gecikince endişelendi. Aradan birkaç saat geçti. Telaşlandım. Başlarına bir iş geldiğinden şüphelendim. Karakola gittim. İki kuryenin bir çanta dolusu dövizle ilk gittikleri yer Kadıköy'deki bu motosiklet dükkanıydı. Çaldıkları parayla motosiklet satın alıp yollarına devam ediyorlar. Kaçıyorlar. Ondan sonra herhangi bir haber alınamadı kendilerinden. Polis her yerde onları ararken 15 yıllık pişkin kurye patronuna haber yolladı. Hanımı bize geçen hafta cumartesi günü bir haber getirdi. İşte paranın bir miktarını getireceğini, getirmesi durumunda şikayetimi geri almamı istediler. Az önce söyledim, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı kuruluşu Roketsan sosyal medya hesabından yeni bir müjde verdi. Türk ordusu için tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen modüler zırhlı tank taretinin üretimi tamamlandı. İlki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen yeni taretler sayesinde mevcut tanklar en gelişmiş rakipleriyle boy ölçüşebilir hale gelecek. Yerli ve milli Altay tankı için çalışmalar tüm hızıyla sürerken mevcut tankları daha modern ve daha güçlü hale getirecek yeni tank kulesi de Roketsan'dan geldi. Türk savunma sanayi Türkiye yüzyılında havada, karada ve denizde tam bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her gün bir yenisi eklenen yerli ve milli projelere Roketsan'ın geliştirdiği modüler zırhlı tank kulesi de dahil oldu. Yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı özelliklerine sahip modüler zırhlı kule tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. Otomatik doldurucuya sahip 105 mm kule tareti sayesinde kullanıldığı tankın ağırlığını da azaltacak. 13 tonluk kule tank savar roketlere, zırhlı delici mermilere ve 30 mm'ye kadar otomatik top mühimmatına karşı arttırılmış koruma sağlıyor. Patlayıcılı reaktif zırh modülleri, sürücü görüş sistemi, yardımcı güç paketi, sis havanları, 360 derece kapsama alanına sahip lazer uyarı alıcıları ve durumsal farkındalık sistemleriyle donatılan kuleye uzaktan komutalı silah sistemleri de entegre edilebiliyor. Türk ordusunun gücüne güç katmak için geliştirilen kulenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini Roketsan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkiye'mizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye modüler zırhlı kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde. Yeni kulelerin monte edileceği tanklar muharebe meydanında en üstün rakipleriyle bile boy ölçüşebilir hale gelecek. Gerçekleri izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiniz bizleri. Bu haftalık benden bu kadar. Allah izin verirse pazartesi akşamı 18.30'da yine birlikte olmayı ümit ediyoruz. Tabii ki Beyaz Ana Haber.